Merhaba sevgili gençler. Koca bir dönemi bakın geride bıraktık. Dönemi bitirdik. Peki fizikte neler yaptık? İkinci dönem arkadaşlar neler yapacağız? Seninle bugün bunu konuşacağız. Birinci dönem yaptığımız konular arkadaşlar beraberce bir tekrarlayacağız. Bakın birinci dönem arkadaşlar fizik bilimine giriş konusunu yaptık. Bunları şimdi beraber tekrarlayacağız seninle. Madde ve özelliklerini yaptık arkadaşlar. Kuvvet ve hareket konusunu yaptık. Bunları da yaparken yine ufak deneyler yapacağız seninle. Yani. Bakın sürtünme kuvvetinden bahsedeceğiz. Şurada araç gidiyor duruyor sürtünme kuvveti. Bakın yine dinamometreden bahsedeceğiz arkadaşlar. Dinamometre kuvveti ölçüyordu. Şu şekilde bakın. Ama bazı dinamometrelerin yayı çok kuvvetli olduğu için. Bakın şöyle çekiyorum ama uzamıyor gerçekten. Biraz zor uzuyor. Ve yine arkadaşlar dayanıklılık testi yapacağız. Bir cisme mesela kuvvet uyguladığımız zaman bakın o c ...ne kadar dayanabileceğini göstereceğiz gençler. Kılcağlık deneyi yapacağım arkadaşlar size. Bunlardan bahsedeceğiz. Dolu, dolu bir ders olacak. Şu şekilde kılcağlı yüzey gelimi ataç atacağız suyun içerisine... ...gibi şeyler yapacağız. Ve arkadaşlar e, Dinamo Soru Bankamız 9. sınıf e, kamp boyunca da... ...biz zaten e, birçok kitaptan faydalandık. Dinamo kitabımızda arkadaşlar eğer elinde varsa... Bunu da zaten ediniriz ve içerisindeki önemli zorluğu çözeriz. Ve yine senin elinde de zaten kaynaklar varsa bunları da bitirmeni tavsiye ediyorum. Şu ara dönem gerçekten bizim bütün eksiklerimizi tamamlama için çok güzel bir fırsat diyorum. Ve o zaman arkamıza yaslanıyoruz. Dersimiz başlıyor. <laughs> Bu konuları hatırlamamız, unutmamamız gerçekten çok önemli. Çünkü önümüzde bir ikinci dönem var. Fizik bakın zor 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 diyorlardı. Fiziğin çok da zor olmadığını sen bu sene gördün. Çalışınca zaten her şeyi yapabiliyoruz bunu biliyorsun. O zaman arkadaşlar neydi istersen kısaca şöyle bir daha tekrar arkadaşlar. Fizik neydi? Fizik bilimi neydi? Fizik gençler her şeyi inceler. Bakın şu kalemi inceler, şuradaki arabayı inceler, şu kalemi kapağını inceler değil mi? Dinamometre inceler arkadaşlar. Fizik A'dan Z'ye arkadaşlar her şeyi inceleyen bir bilim dalıdır demiş. Fizik uzay zaman madde enerji arasındaki ilişkileri inceleyen bakın gözlem ve deneye dayanan sevgili gençler bakın bütün bilim dallarında gözlem vardır deney vardır ve fizik bilimi evrendeki mikro alemden bunu da çok soruyorlar yani mikro alem dediğimiz nedir sana soruyorum şimdi bu kalem nelerden oluşuyor arkadaşlar evet değil mi? atomlardan oluşuyor atomlardan tut da galaksilere kadar gezegenlere kadar makro aleme kadar bakın her şeyi fizik inceler. Peki fizik ne incelemez? Ne ile ilgilenmez gençler? E, madde evrenin dışındaki hiçbir şeyle ilgilenmez. Yani soyut şeylerle arkadaşlar ilgilenmez. E, duygu dünyamızda ilgilenmez. Yani korku, sevinç, kaygı, üzüntü gibi şeyler. fizik incelemez. E, ruhlarla ilgilenmez. E, maddenin var olmadan önceki ne olduğuyla ilgilenmez arkadaşlar. Teolojiyle yani din bilimiyle dinle ilgilenmez. Onları farklı bilim dalları inceler. Ee, ve yani fizik ötesi ve metafizik olaylarla fizik ilgilenmez. Yani falcılıkla falan ilgilenmez. Değil mi? Mesela sen kahve falı bakıyorsan bu fiziksel bir şey değildir. Peki fizik neyle ilgilenir arkadaşlar? Fizik çalışma alanlarında ne yer alır? Bunlar testlerde, sorularda, sınavlarda karşına çıkıyor. İkinci dönemde gene karşımıza çıkacak. Arkadaşlar atom altı parçacıklar. Yani ben buraya aslında birkaç tanesini yazdım. Az önce söylediğim dışındaki her şeyle fizik ilgilenir. Atom altı parçacık ne demek? Atomun içinde neler var? Yani proton, nötron, elektron var ya bunlarla güneş sistemi arkadaşlar gezegenlerin hareketiyle tabii ki fizik ilgilenir. Sinir sistemindeki bilgi iletimi bakın görüyor musunuz? Bunlarla arkadaşlar ilgilenir. Nanoteknoloji çok duyuyorsun son zamanlarda arkadaşlar. Artık her şeye bakın dijitale doğru dönüyor. Belki sen de yazılım istiyorsun. Belki bununla ilgili nanoteknoloji ile ilgili bir bölüm okuyacaksın. Arkadaşlar yalıtım malzemeleri ilgilenir. Soğutma sistemleri bakın. Güneş enerjisi Bunlarla ilgili LCD televizyonlar hani artık televizyonlarımız akıllı telefonlar hepimiz artık cebinde var ya telefonlar bilgisayarlarla arkadaşlar tomografi aletleri gibi 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 bakın bu sadece birkaç tanesi her şeyle ilgilenir senin yürümenle koşmanla durmanla değil mi bakın benim şu kalemi kaldırmamla bırakmamla kaç saniye düştüğü fizik bakın çok geniş bir alanı vardır fizik her şeyle ilgilenir bir de şu vardı bakın fiziğin gençler alt dalları vardı bu hep karşına çıkacak hep sana sorulacak neydi arkadaşlar bakın. Bunların baş harfi kamyonet oluyordu. Yani K, A, M, Y, O, N, E, T değil mi? Arkadaşlar katal fiziği, atom fiziği, mekanik yüksek enerji, plazma fiziği, optik nükleer fizik elektromanyetizma ve termodinamik gençler bunları bilmemiz gerekiyor da hatırlarsınız. Bu başlıklar yani fiziğin alt dallarıdır. Mesela sana şöyle sorular geliyor. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin alt dalı değildir diyor mesela. E, diyelim ki arkadaşlar hareket. Bakın burada hareket yok görüyor musunuz? Mekaniğin içindedir hareket. Anlatabiliyor muyum? Gibi. E, bu şekilde arkadaşlar bunları bize soracak e, gibi. Ben şuraya da şunların ne olduğunu yazdım gençler. Çok vaktinizi almamak adına. Şunları şöyle ekranın bir belki bir görüntüsünü alıp tekrar bunları bir okuyabilirsiniz. Çünkü bunları bize soracak. Bunlarla ilgili hep sorular karşısına çıkıyor sevgili gençler. Ve bir de şunu bilmem gerekiyordu. Fizik arkadaşlar hiçbir bilim tek başına değildir. Bakın bir bilim başka bilimle ne yapsanız ilişkilidir. Diyelim ki fizik diğer disiplinlerle yani diğer dallarla ilişkisi var mıdır? Gençler fiziğin arkadaşlar kimyayla... Ortak alanları var mıdır? E tabii ki vardır. Bakın atom mesela kimya atomu inceler, fizik de ama atomu inceler. E biyolojiyle arkadaşlar fiziğin gene alakası vardır. Matematikle vardır, coğrafyayla vardır. Rüzgarların oluşumu değil mi? Basınç olaylarıyla arkadaşlar fiziğin gene alakası var. Aynı zamanda coğrafya. E mimarlıkta tabii ki bu bina devrilecek mi, devrilecek mi, nasıl yapılacak? Bakın bunlarla mühendisliklerle değil mi? Fiziğin ilgisi vardır. Hocam sporla fiziğin ilgisi vardır. Ama bu Formula 1 aracı mesela giderken işte hava sürtünmesinden daha az etkilenmesi için dizaynını mesela ne yapar? Fizikçiler yapar arkadaşlar. Gene diyelim ki sen futbol oynuyorsan, şuradaysan diyelim ki bir topa vurduğunuzda arkadaşlar en uzak noktaya atmak için kaç dereceyle atarsınız? Kaç? Evet değil mi? Arkadaşlar 45 dereceyle atar. Bakın bu bizim fizik konularımız içerisinde şu anda yok ama bunu da bil sana ekstra bilgi olsun. Eğer bir cismi 45 dereceli atarsan en uzağa atarsın. Bakın görüyor musunuz? Her şeyin içinde fizik var. Arkeoloji ile arkadaşlar fizik var. Ne alakası var hocam arkeoloji Bakın toprağın altından belki ileride bir arkeolog olacaksın belli olmaz. Toprağın altından diyelim ki bir şey çıkardım. Öyle gizemli bir şey çıkarttın Diyelim şu toprağın altından çıktı. Acaba bu kaç bin yıllık diye bulmak için arkadaşlar bunun içerisinde atomların yarılanma ömürlerini ölçüyor fizikçiler ve bunun kaç yıl önce üretildiğini ve toprağın altına kaç yıldır durduğunu bunu bulabiliyoruz. Felsefe arkadaşlar felsefeciler gene e, fizikçilerdir. Fizikle alakalıdır. Görsel sanatlar diyoruz gençler. Mesela diyelim ki belki okulda sen bir tiyatro yapıyorsun ya da bir e, bir diyelim ki müzik aleti çalıyorsun. Böyle bir sahnede gençler sesin akustiği olur. Mesela şurada ses yalıtımı olur veya buradaki ışık sistemi olur. Bunu kim ilgilenir? Fizikçiler ilgilenir. Bakın sahne sanatları. Görüyor musun? Fiziğin diğer alanlarla ne kadar da bir ilgisi var. Ve geldik fizikte bizim kullandığımız Belli büyüklükler var arkadaşlar. Mesela hız diyoruz, kuvvet diyoruz, bakın yer değiştirme diyoruz, hacim diyoruz, sürat diyoruz, akım diyoruz gibi 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 birçok şeyden bahsediyoruz fizik dersinde. İşte bunları biz ikiye ayırıyoruz. Şöyle ikiye ayırıyoruz. Dersen şöyle ben bir ayırayım bunu olur mu? Şöyle ayırayım. Sağ tarafı görme, sol tarafa bak. Arkadaşlar büyüklükleri bir temel türetilmiş olarak ayırabiliyoruz. Bir de sağ tarafa bak şimdi. Bir de skaler vektörel olarak ayırıyoruz. Hocam diyeceksin nasıl yani? E şimdi şöyle düşün. Senin sınıfında kaç kişi var? Ne dersin? 20 kişi olduğunu düşünelim. Ben bu 20 kişiyi gözlüklü öğrenciler ve gözlüksüz öğrenciler olarak ikiye ayırabilir miyim? Ayırabilirim. Veya diyelim ki aynı sınıftaki 20 kişiyi e, sarışınlar ve esmerler olarak e, fizikten 50'nin üstü olanlar ve 50'nin altı alanlar gibi gibi bakın birçok şekilde arkadaşlar ayırabilirim. Biz de burada büyüklükleri... Şurada gördüğünüz gibi temel bir türetilmiş olarak yine temel büyüklüklerin baş harfleri arkadaşlar kısa muz oluyordu. Yani kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım, madde miktarı, uzunluk, zaman. Aman bunlara dikkat diyorum çünkü bunları hep soruyorlar, hep soruyorlar. Hep karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar kısa muzu bileceğiz. Temel büyüklük deyince kısa muz diyoruz. Ben hep şöyle söylüyorum. Hani temel büyüklükler ya arkadaşlar. Karadeniz'de bir tane temel düşüneceksin. Temel ne yapıyor? Bir tane kısa bir tane muz almış. Muzun küçüklerinden almış arkadaşlar. Bir tane muz yiyor gibi hayali. Şimdi görselinde bir canlandır sen bunu temel nedir kısa bir tane muz diyor gibi temel büyüklükler bakın kısa muz e bunun dışındakiler ben buraya birkaç tane yazdım ama bakın bunlar örnek arkadaşlar yani kısa muzun dışındaki her şey türetilmiştir bu şekilde düşünebiliriz ben buraya hız, ime, kuvvet, enerji, hacim diye birkaç tane örnek yazmışım ama bunlar çoğaltılabilir fakat bunlar çoğaltılamaz bunlar bu kadar peki bir de biz büyüklükleri gençler skaler ve vektörel olarak da ikiye ayırabiliyoruz ne fark vardır arkadaşlar skaler demek bakın yönsüz yönü olmayan vektörel demek de yönü olan demekti. E nasıl yani hocam? Arkadaşlar kuvvetin bakın bir yönü vardır. Mesela diyelim ki ben şimdi bu arabaya bir kuvvet uyguluyorsam. Bakın böyle sağa doğru bir kuvvet uyguladım ya da şöyle sola doğru kuvvet uyguladım. Ya, bak, görüyor musun? Kuvvetin bir yönü vardır arkadaşlar. Ama e, diyelim ki sıcaklık deyince sıcaklığın bir yönü yoktur ki odanın sıcaklığı şu anda 20 derece. Hangi yöne doğru demezsin ki? Zaman arkadaşlar yönü yoktur. 5 dakika sonra görüşelim hangi yön? Kütle diyelim ki 2 kilogram elma istiyorum doğuya doğru demezsin. Hacim deyince mesela 1 litrelik kola istiyorum batıya doğru olmaz böyle bir şey değil mi? Sürat arkadaşlar bunları Hepsi skaler büyüklükler. Ama hızın, konumun, yerdeşimin, ağırlığın gibi bakın bunların yönleri vardır. Demek yönlüyse vektörel büyüklük, yönsüzse gençler skaler büyüklüktür. Evet bunları hep böyle bizim bilmemiz gerekiyor. Peki başka bilim araştırma merkezleri gençler. Şu anda sen de bilimle uğraşıyorsun bak. Sen de bir e, bilim insanısın iyi kötü. Neden? E şu anda çünkü bilimle, fizikle, kimyayla uğraşıyorsun. matematikle uğraşıyorsun. Tabi bu amcalar biraz daha üst düzey bilimle uğraşıyorlar gençler. Peki sen de ileride büyük büyük büyük... Birisi olduğunda bu belki bilim araştırma merkezlerinden biriyle çalışacaksın. Belki uzaya gideceksin, belki astronot olacaksın. Bunu bilmiyoruz ama umarım ki olursun diyorum. Arkadaşlar şimdi bakın bunlardan üç tanesi yerli, üç tanesi de yabancı. Şimdi ASELSAN arkadaşlar Türkiye'de biliyorsun askeri, e, askeriye teknoloji üreten bir e, bizim birimimizdi. Başka Türkiye'dekiler ne var arkadaşlar? Termak var, gene atom enerjisi kurumu diyebiliriz ve TÜBİTAK en çok duyduğumuz mesela TÜBİTAK arkadaşlar gençleri gene bilme, sevdirmek e, ve bilimi geliştirmek adına Türkiye'de kurulmuş bir kuruluşumuzdur. Görüyorsun gene dediğim gibi ilk etapta belki TÜBİTAK'la belki işimiz olabilir. Belki liselerde proje yapıyorsun. TÜBİTAK arkadaşlar bizim genelde burada e, ...haşineşir olacağımız bilim kurulu TÜBİTAK'tır. Peki yabancı olanlar var arkadaşlar. ESA Avrupa Uzay Yağı Ajansı, yine NASA var filmlerden duyuyorsun değil mi? NASA deyince arkadaşlar. E, biliyorsun Türkiye'den de şimdi e uzaya insanlar gidecek. Belki de bunlardan birisi şimdi ya da sonra. Belki sen olacaksın. CERN arkadaşlar bizim fizikte de karşımıza yer yer çıkar. Diğer sınıflarda yani diğer sınıflara geçtiğinde de 12 geçtiğinde bile mesela. Belli yerlerde biz gene CERN deriz. CERN de ne diyor biliyor musun? Hani atom var ya atomun içinde ne vardı? Atomun arkadaşlar çekirdeğinde proton, nötron vardı hatırlarsan. Çevresinde ne var? Söyle. Çevresinde doların neler vardı arkadaşlar? Evet değil mi? Elektronlar vardı. İşte bu CERN'deki amcalar ne yapıyor biliyor musun? Şimdi proton, nötron ya. İşte bu protonun içinde ne var acaba? Nötronun, elektronun içinde ne var diye bunları araştırıyorlar arkadaşlar. Çok derin mevzular yapıyorlar. Bizim çok onunla bir alakamız yok şu an için ama e, biz gene sonuçta şu bilim araştırma merkezleri bize gençler soruluyor. Peki bakalım bir tane soru yapalım istersen şöyle. Verilen durumlardan hangisi fiziğin alt dalını birisinin konusu olamaz demişiz bakın. Mıknatısların bir mi itme ve çekmesi. Arkadaşlar bu fizik bununla ilgilenir. E, parçacık hızlandırıcılığının atom altı parçacıklarının davranışını gözlemlenmesi fizik bununla da ilgilenir bakın. Nükleer reaktörlerden elektrik enerjisinin üretilmesi bu fiziğin gene bir konusudur. İnsan psikolojisi demiş. Arkadaşlar insan psikolojisi fiziğin bir konusu değildir. Yani fizik biraz daha ne var? E, somut şeylerle ilgilenir. Gezegenlerin hareketinin gözlenmesi gene bu bakın fizikle alakalıdır gençler. Peki gelelim madde ve özellikleri. Arkadaşlar maddeler her şey bir madde değil mi Allah aşkına? Yani etrafta bakın katı maddeler var. Bakın Çayın var şurada sıvı bir madde gaz diyeceğim gaz yok belki çayın buharı olabilir. Katı sıvı gaz hatta bir de plazma vardır. Plazma gibi maddeler vardır. Bu maddelerin durumunu biz inceliyoruz sevgili gençler. Peki öncelikle şu bilgileri benim bir bilmem gerekiyor. Bakın yani üst sınıflara geçiyorsun bak zaman geçiyor görüyor musun? Hani dün daha LGS sınavındaydın. ...hocam işte liseye geçtim mi, geçeceğim mi, liseli olacağım derken... ...bak birinci dönem bitti arkadaşlar. Kütle kavramı onun sınıfta 11'de sürekli olarak karşıma çıkar. Kütle dediğimiz şey, kütle bir de ağırlık vardı hatırlarsınız arkadaşlar. Kütleyi bakın eşit kol teraziyle ölçüyorum. Ama ağırlığı bu dinamometreyle bakın ölçüyorduk. Buraya bir ağırlık asıyoruz ve şuradan şöyle kaça geldiyse işte... ...şurada rakamlar var değil mi? Böyle bu geliyor, geliyor, geliyor. Burada duruyor mesela. Kaçta durduysa şuradaki rakamlara bakarak arkadaşlar... Bunun ben buradan ağırlığının ne kadar olduğunu ölçüyordum. Şimdi kütleyi bir kere M harfiyle göstereceğiz. Yani M eşittir 2 kilogram, M eşittir 3 kilogram gibi. E birim arkadaşlar kilogramdır. Eşit kolu teraziyle ölçeceğiz. E bunu biz günlük hayatta pek görmüyoruz. Bakkal amcalar falan artık marketlerde dijital teraziler var ama biz onunla ölçmüyoruz. Kütleyi arkadaşlar bu eşit kolu teraziyle ölçüyoruz. Edeceksin bakkaldakiler öyle ölçüyor. İşte o biraz daha farklı bir ölçme şekli ama normalde fizik e sorularında böyle çıkıyor ve arkadaşlar maddenin ortak özellikleridir. Yani maddenin ortak özelliği derken maddenin ortak özellikleri vardır arkadaşlar. Her maddenin kütlesi vardır. Kütle, hacim ee, ...eylemsizlik ve tanecikli yapı. Yani tanecikli yapı derken her madde atomlardan oluşur. O yüzden de bunlardan birisidir. Peki hacim ne demektir gençler? Şimdi bakın kütle farklı bir şey, hacim farklı bir şey. Mesela sen diyelim ki... E, ...bir kilo hani pamuk alırsın. Bir kilo pamuk mu ağır, bir kilo demir mi ağır muhabbeti var ya... E, ...ikisi de sonuçta bir kilo. Bir kilo ama demir, işte bir kilo demir arkadaşlar bu kadardır. Bir kilo pamuk bu kadardır. Görüyorsun kütle farklı bir şey, hacim farklı bir şey arkadaşlar. Maddenin uzayda kapladığı yerdir diyoruz hacim için... V sembolüyle gösteriyoruz. Ve metre küptür. E hocam ben litre kullanamıyorum azımıyım veya santimetre küp. Onları da kullanırız ama bu SI birim sistemi var yani uluslararası birim sistemi. İşte orada dediği zaman biz bunu metreküp metre küp olarak veya kilogram olarak bakın almamız lazım. Maddenin yine arkadaşlar ortak özelliklerindendir. Bakın bu da bu da ortak özelliğidir. E, katıların arkadaşlar belli bir hacmi vardır. Bakın Katı bir madde ise bakın atomları bu şekildedir. Katının belli bir hacmi vardır. Yani bu kalem katı ise sen bunu başka bir şöyle kaba koyduğun zaman hacmi değil değişmez. Hacmi e, şekli aynıdır. E, durumu değişmez arkadaşlar. Ama sıvı maddelerin belli bir hacmi vardır gene. Bakın sıvının belli bir hacmi vardır. Fakat belli bir şekli yoktur. Sen bunu şimdi hangi kaba koyarsan o kabın şeklini alır. O yüzden arkadaşlar bunların belli bir hacmi var. Diyelim ki burada bir litre çay varsa veya iki litre su varsa veya bir buçuk litre süt varsa onu başka bir kaba döktüğünüz zaman yine bir buçuk litre süttür ama şekli değişebilir. Hemen ne yapar? Kabın şeklini alır arkadaşlar. Gazlar da nedir? Bulundukları kabın hacmi ve şeklini alırlar. Bakın gazların belli bir hacmi yoktur. Mesela şu gazı sen bu kaba koyduğun zaman bunun hacmidir. Daha büyük bir kaba koyarsan o zaman da onun hacmine sahiptir diyoruz ve bunların bir de birimleri vardır bakın bunları bir hatırlamamız gerekiyor gençler Bakın kütle birimi olarak arkadaşlar ton, kilogram, gram, miligram ve buradan aşağı doğru inerken biz bunu ne yaparız? Bakın her adımda arkadaşlar binle çarparız. Yani diyelim ki bir ton kaç kilogramdır? Ya bunu bir de bilmen lazım. Biliyor musunuz günlük hayatta ton lafı karşına çıkar. Ton arkadaşlar ton demek ne kadardır? Bin kilogramdır. Peki bir kilogram kaç gramdır? Bu daha çok karşına çıkar. Bu da arkadaşlar yine bindir. Bir gram kaç miligramdır? Bu da bindir. Anlaşıldı mı? Bu şekildedir. Yine burada da bakın her adımda biz gene çarpı bakın bin binle burada çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani metreküp küp, desimetreküp, santimetreküp hepsi aşağı doğru giderken binle çarparız. Hatta şu desimetreküp demek bakın bir litre demekti sevgili gençler. Bunları hep biz ders aşamasında söyledik. Yine ikinci dönem bakın söyleyeceğiz. İkinci dönem yine bunlardan bahsedeceğiz. Peki bir de senin hem bakın fizik dersinde hem de arkadaşlar matematik dersinde e senin şu matematiksel geometrik şekillerin hacim formüllerini açıkçası bilmen gerekiyor. Ya e ama hocam ben bunları ezberleyemiyorum. ya yani ezberleyemeyecek. Bakın gerçekten bir durum yok gençler. Şimdi küp deyince bakın küpün hacmini bir kere biz hacmi neyle gösteriyorduk? V harfiyle gösteriyorduk. V eşittir üç kenarının çarpımıdır. A çarpı A çarpı A nedir? A üzeri 3'tür bakın. A küptür. Yani 2, 2, 2 olsa 2'nin küpü 8 olacak gibi. Peki bunun dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir? V eşittir. O zaman yine bakın 3 boyutu çarpıyoruz. A, B, C diyeceğiz. Yani 2, 3, 5 ise işte bunları çarpacaksın. Peki silindir. İşte burada biraz takılıyoruz bazen. V eşittir gençler pi r kare h'tır diyoruz. Bakın bunların hepsini çarpıyoruz. işte pi 3 ver, veriyor mesela. R kare çarpı h. Şunu daha çok unutuyoruz ve çok karşımıza çıkıyor. Bakın v eşittir. Bakın 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp gençler. Eğer işlem yaparken eğer pi 3 üç vermişse 3'ler birbirini götür ve oradan bakın işlemi ben yapabilirim. Bunlar bilinmesi gerekiyor. Bu sene, seneye, sonraki sene hep karşıma bakın çıkar. Ve gelelim Özküt'te konusuna. Şimdi Özküt'te yani diğer deyişle de yoğunluk. E hatırlarsan geçen senelerde sekizde de vardı. Değil mi? Belli bir oranda orada da gördüm. Arkadaşlar Özküt'teyi D harfiyle gösteriyorduk. Yoğunluk. Şimdi yoğunluk kafanda nasıl canlandırmalısın? Mesela şöyle düşünelim. E bir madde alıyorsun. Mesela bir tahta parçası al. Bak şöyle bir tahta parçası olduğunu düşünelim. Bir de aynı boyutta arkadaşlar. Aynı boyutta bir de demir olduğunu düşünelim. Bakın demir olduğunu düşünelim. E bunlar hangisi daha ağır gelir? Demir. E peki niye ama aynı boyutlular? İşte bakın demirin arkadaşlar atomları daha sıkı. Yani biri hacme düşen kütle miktarı daha fazla olduğu için... ...o zaman biz ne diyoruz burada işte? Demirin yoğunluğu daha fazladır diyoruz. Ve bakın maddeler için gençler ayırt edici özelliktir. E peki hocam kütle ayırt edici özellik değil midir? Ya yani mesela sen şimdi diyelim ki 10 gram bir madde. Her şey 10 gram olabilir. 10 gram pirinç olur, şeker olur, 10 gram su olur. Yani o yüzden bu ayırt edici değildir. Bakın ama... Özkütle gençler ayırt edicidir. Diyelim ki suyun özkütlesi kaçtır? Suyun özkütlesi arkadaşlar 1 gram bölü santimetre küptür. O yüzden bakın suyun özkütlesine bakar. Ben bu maddeyi ayırt edebilirim. E, skalerdir bunun yok, yönü yoktur ve türetilmiş bir büyüklüktür. Özkütle arkadaşlar doğrudan ölçü bu şekilde e, bulunamaz. Hesaplanması lazım. Nasıl hesaplanacak? D eşittir M bölü ve hatırlarsan şöyle demiştik. Bakın, dede muzu böl ver. Bakın D de muzu böl ver ver. Görüyor musun? Hatta işler dışar çarpım yaptığımızda m eşittir d çarpı v. Yani mor deve diyorduk hatırlarsan bunları. Dedim ki bunları yine kullanacağız. Birim arkadaşlar kilogram bölü metreküptür. Gene SI birim sisteminde mutlaka kilogram ve metrekübü kullanıyoruz. Peki bir şeyin kütlecin formülü nasıl olur gençler? Yani şöyle söyleyeyim bakın şimdi bu kap boş ya. Bu kaba sen bir açtın musluktan su dolduruyorsun veya çay dolduruyorsun. Bakın şimdi şu şu elimdeki şu kaba bak. Şimdi bu kaba arkadaşlar ben buradan kabı sıvıyı dolduruyorum. Bakın şu an doldururken şu sol elimdeki bakın kaptaki sıvının kütlesi ne oluyor? Artıyor. Peki hacmi ne oluyor arkadaşlar? Gene artıyor görüyor musunuz? İşte bu şekilde yani bir maddeyi bir madde sen kaba koydukça bir şeyin kütlesi artıyorsa arkadaşlar hacmi de artıyordur. Görüyor musunuz? Bu şekilde artıyordur. Yani ben şimdi muslu açsam şunu su doldurmaya başlasam kütlesi artıyor mu kaptaki sıvının? E artıyor. E hacmi de artıyor otomatikman. O yüzden arkadaşlar aslında öz kütlesi değişmiyor. O yüzden bir maddenin kütlesi artarken bakın öz kütlesi değişmez. Yine hacmi artarken bakın öz kütlesi değişmez gençler. E, hocam öz kütle nasıl değişir? Sıcaklıkla değişir arkadaşlar. Eğer bir maddenin bakın sıcaklığını artırırsanız hacmini de artırmış olursunuz. Genleştirmiş olursunuz. O yüzden öz kütlesi azalır. İşte böyle durumlar vardır. Yoksa özgü değişen bir şey değildir. Peki sıcaklıkla değişir demişken arkadaşlar. Suyun bakın suya özel bir durum vardı. Suyun özgüdesi kaçtır? Söyle bana nedir? Suyun özgüdesi evet gençler bravo. Suyun özgüdesi birdir. Bir gram bölü santimetre küptür. Ama kaçta birdir biliyor musun? Suyun özgüdesi şöyle bir mavi bir kalem alayım. Suyun özgüdesi arkadaşlar sadece artı dört derecede bakın birdir. Peki onun dışında arkadaşlar sıcaklık arttıkça ve azaldıkça bakın suyun özkülesi nedir? Bu şekilde bakın azalır görüyor musunuz? Yani artı dörtte suyun e, burada arkadaşlar özkülesi maksimumdur. O zaman hacmi de minimum olmuş oluyor görüyor musunuz? Çünkü şöyle yazalım bakın D eşittir M bölü V'den e, bir şeyin yani hacminin minimum olduğu yerde özkülesi bakın maksimum olmuş oluyor. Şu iki grafiktezi gençler karşımıza çıkıyor. Yine karışımın öz sorarsa bana bakın değiştir. Yine m bölü v yani dede muzu böl ver diyeceksin gene. Ama m toplam bölü ve toplam yani karışım demişim toplam miktarı almamız lazım. Bunlar arkadaşlar hepsini biz detaylı olarak tabii ki yaptık. Yine yapacağız bakın yine biz burada tekrarlamamız gerekiyor. Benim sana tavsiyem şimdi benim ders aralarında gösterdiğim kitaplar vardı arkadaşlar. Senin de evde bir kaynakların vardır. Bunları muhakkak şu dönem arasında bitirelim gençler. Yani çünkü hepimizin idealleri yüksek. Güzel yerlere gelmeye çalışıyoruz. Erteleme neden? bu işi halletmemiz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Peki bir de dayanıklılık diye bir şey vardı. Peki bu dayanıklılık ne demekti arkadaşlar? Bakın şimdi şurada bir tane yine bir bardağım var. Bir tane bardak var. Şimdi bu bardağa ben bir kuvvet uyguladığım zaman bakın şöyle bir kuvvet uyguluyorum gençler. Bardağa bir şey olmuyor. Bakın şu anda şöyle bardağa bir şey olmuyor ama biraz daha fazla bir kuvvet uygulasam. Şöyle yani bakın şu kalemliği koysam üstüne bir şey olmuyor. Kalemlikle belki şöyle bastırsam. Bakın bastırdım şöyle çok ağır olduğunu düşünelim. Eyvah bakın bak şimdi bardak görüyor musun ne oldu bak şöyle şey gibi hani mandolin vardır böyle <laughs> şey gibi oldu. Demek ki arkadaşlar her şeyin bir dayanma gücü var. Yani ben buradaki bardağın üzerine şuradaki yükleri koydum koydum koydum. Çok koydum bir yerden sonra olur dayanamaz bakın ne olur kırılır değil mi? İşte her şeyin gençler gördüğünüz gibi bir dayanıklılığı vardır. O zaman peki bu dayanıklılık arkadaşlar neyle alakalıydı? Şimdi bana burada köprü, yol falan demeyecek ama... ...böyle cisimler verecek mesela. Böyle bir cismin diyecek, şurası yer diyelim ki... ...bunun dayanıklılığı nedir diyecek. Yükseklik H'sa kesit alanında arkadaşlar... E, e, ...hacmi diyelim, hacmi de V ise... ...dayanıklılık arkadaşlar kesit alanı... ...yani kesit alanı da A dersek... ...kesit alanı bölü, yani yere değer alan bölü hacimdi gençler. E şimdi A... Bölü hacim de şöyle değil midir ya taban çarpı de şunlar birbirini götürürse aslında düzgün cisimler için bakın düzgünse eğer bu o zaman dayanıklılık arkadaşlar bir bölü haçla orantılıdır diyoruz biz. Demek ki şunu bilelim bakın dayanıklılık nedir dediği zaman kesit alanı bölü hacimdir ama e, düzgün cisimler için şunlar birbirini götürürse bir bölü haçla da orantılıdır diyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Mesela şöyle bir soru karşımıza hep gelecek bir dönemde hep geldi. Dayanıklılık dediği zaman bakın demek ki ben burada dx eşittir x'in dayanıklılığı deyince şunlara bakmamam lazım hani düzgün gidiyor ya o zaman ne yapacağım? E, tabii ki aynı madde olduğunu düşünerek arkadaşlar 1 bölü bakın x'in yüksekliği ne kadar h kadar peki y'ye bakalım y eşittir. Yine y'ye geldiğimde bakın 1 bölü yükseklik ne kadar 2h kadar diyeceğim işte bu şekilde bakın dayanıklıkları böyle bulacağım. E, birinciyi aynen yazarsam ikinciyi de gençler ters çevirirsem bakın şöyle. Şuradaki haşlar birini götürdüğü ama cevabı bundan ne çıkıyor? 2 olarak çıkıyor. Gördünüz mü işte bu şekilde gayet basit şekilde dayanıklı çok rahat yaparsın diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar adezyon, koezyon sürekli günlük hayatta karşımıza çıkıyor. Şimdi bakın adezyon dediğimiz arkadaşlar farklı türdeki molekülden birini çekmesi. Şimdi en basit örneğiyle biz bunu hani suyun bir yere yapışması olarak arkadaşlar adlandırıyoruz. Sen şimdi diyelim ki ellerini yıkıyorsun ya yani ellerini yıkadın tamam ellerini yıkadın musluğu kapattın. E Peki sonra elin ne oldu? Kuru mu? Hayır. Elinde ne var? Su var. E şöyle yapıyorsun yapıyorsun ya e gitmiyor değil mi? Yapışmış bu su buraya. Ne yapıyorsun? Havluyla kuruluyorsun. Peki kurulamazsan bu niye buraya yapışıyor? Çünkü arkadaşlar bakın adezyon kuvveti var gençler. Bu su senin eline yapışıyor. Ne bileyim yağmur yağdıktan sonra cama yapışıyor. Veya yaprağa yapışıyor. Bak görüyor musun? Yağmurdan sonra gibi. İşte arkadaşlar bakın buradaki farklı maddeler yani suyun eline yapışması, suyun yaprağa yapışması. Farklı moleküller değil mi? Adezyon deyince bakın ne olacak arkadaşlar? Farklı molekül olacak. Farklı moleküllerin Ama kohezyon da şu suyun içinde görüyor musun? Bak böyle binlerce burada su molekülü var. Birbirine yapışmış durumdalar ya burada. İşte burada suyun suyu yani aynı moleküllerin arkadaşlar birbirine çekmesi olayına da biz ne diyoruz? Kohezyon. Yani birbirini tutma diyoruz. Bu çok karşıma çıkacak değil mi? Hep çıktı muhtemelen. Yani birinci dönem yazıldı. Hep çıktı. Ve arkadaşlar 12' sınıfa kadar da çıkacak. E, çıksın da zaten. Çok zor bir şey değil. Ee, yani baş harflere bakarsak af oluyor. Yani adezyon farklı. E, K oluyor. Af K. Tamam mı? Afka formülünden bunu aklımızda tutabiliriz. Bir de sevgili gençler bakın adezyon büyük kohezyon olan sıvılara örnek olarak su vardır. Bildiğimiz suyu. Yani bir sen yine bir bardağa arkadaşlar su koyduğunuz zaman bardaktaki suyun üstü aslında dümdüz değildir. Ya e ama hocam benim bardaktaki su düz duruyor. İşte düz durmuyor aslında. Sen yani onu öyle görüyorsun. Hafif böyle tabii bu kadar çizmişim ben buraya ama bu kadar abartı değil ama yani hafif bir çocuklar bir çukurluk var adezyon büyük olanlarda. Peki kohezyon büyük olan sıvılarda yani bir kafaya sen civa koysan o zaman da bakın ne olacak? Bu şekilde duracak arkadaşlar. Bunu da aklımızda tutmak için şöyle soruyorlar bunu bize. Şöyle yapıyorum bakın. Şu şöyle bir çukurluk var ya burada. Bu çukurluğun bir, burada da bakın bir tümsek var. Hani akılda tutma yöntemler gerçekten işe yarıyor. Şuradan bakın ikisinin de üstünden bir tane çizgi çekersek arkadaşlar. Bakın şurada yan duran bir tane K harfi var gördün mü? İşte burada bakın kohezyon büyük. Burada da A harfi değil mi? Hani şöyle A'yı şöyle yapmıyorsun A harfi. E bakın burada da adezyon büyük. Gördünüz mü? İşte böyle akılda tutma yöntemlerini gençler kullanacağız. Güzel. Peki Durgun sıvıların yüzeyinde arkadaşlar işte bu şekilde ataşlar falan durabilir diyorlar. Bilmem böyle bir deney yaptım mı? Yani şöyle bakın şöyle bir ataş arkadaşlar. Ee böyle suyun üstüne koyduğun zaman durabiliyormuş. Yani şuradaki çayın üstüne koyarsam şu benimki biraz aşağıda ama sen bunun deneyini mutlaka yap. Yani şöyle arkadaşlar bir ataşı suyun üstüne tabii şöyle bırakınca olmuyor yalnız. Hafif bir şekilde bırakacaksın. Ya da şöyle bir yöntem var. Bak öyle olmuyorsa şöyle bir tane peçete al. Peçetenin üstüne bak bu ataşı ya da bir ne bileyim parayı ya da bir toplu iğneyi koy. Bunu böyle suyun üstüne koy. Bak su var ya L'nin kabın bir bardağın içerisine şöyle koydun ya, bu peçete biraz sonra arkadaşlar ne yapacaktır? Suyla temas edince böyle suyun dibine doğru gidecektir ama ataç yukarıda kalacaktır gibi. Hani bu şunu sağlıyor. Birden atmamanı atıcı yani yavaşça koymanı sağlıyor gibi düşünebilirsin. Bu neden oluyor peki? Gençler suyun yüzeyi arkadaşlar gerginmiş. Bazı böcekler falan da suyun üzerinde yürüyebiliyorlar. Bunlar doğa su güçleri olduğu için değil. Hafif oldukları için yürüyebiliyorlar. E sen de yeterince hafif olsaydın suyun üzerinde yürüyebilecektin. Suyun üstünde arkadaşlar gergin böyle bir e, madde var gibi davranıyor. Çok fazla kuvvet uygulamadığın müddetçe içeri girmiyorsun. Yani öz büyük olmasına rağmen bakın. Böyle bir durum vardır gençler. Peki bir de kılcallık olayı vardı arkadaşlar. Kılcal dediğimizde bakın mesela şöyle söyleyeyim ben sana hani kola içiyorsun ya çay içiyorsun meyvusu içiyorsun bunun içine böyle bir tane pipet daldırdığın zaman arkadaşlar pipet daldırdığın zaman hani pipetle böyle diye içiyorsun ya içmeden şöyle daldır şunun gibi pipet daldır beklediğin zaman bakın şuradaki sıvı arkadaşlar pipetin içinde birazcık yukarı doğru çıkıyormuş aslında e nasıl yani hocam ben diye çekince mi çıkıyor? Hayır çekmeden de çıkıyormuş. Bakın işte bu kılcalık özelliğinden dolayı. Hatta sen buradaki pipeti ne kadar inceltikçe incelttikçe bakın... ...kendinden daha fazla çıkıyor. Yani bu çok gözle görülür değil. Çok hafif çıkıyor. Ben burada bir göstermek için biraz abartış çiziyorum ama... ...demek ki sen şunu bileceksin gençler. Su gibi maddelerde arkadaşlar, adezyonun büyük olduğu maddelerde... E, ...boru ince, incelttikçe bakın ne yapar? Sıvı kendiliğinden yukarı doğru çıkar... Civa gibi malzemelerde de arkadaşlar bakın boru inceldiği zaman aşağı doğru iner. Görüyor musunuz? Günlük hayatta da biz bunu kullanıyoruz. Gaz lambalarının fitili. Ya da gaz lambası mı kaldı hocam diyecek. Yani belki sen bu gaz lambasını hiç görmedin arkadaşlar. Hani ben senin yaşındayken hani elektrikler sık sık kesilirdi. Böyle gaz lambası falan vardı. Onun içinde bakın şöyle hatta mumu fitil falan vardır ya. Bunlar da hep kılcalık özelliğinden faydalanır. E şöyle bir şey de yapmışsındır. Şimdi benim gibi şu çayım içmiyorum zaten bu soğudu burada gitti. Bakın şöyle peçeti yani daldırdığın zaman şöyle beklersen, bak şimdi hiçbir şey yapmadım dikkat edin. Bakın buradaki çay dikkat et. Ne yapıyor? yukarı doğru şu anda çıkıyor görüyor musunuz? Yukarı doğru kendinden çıkıyor. Bunu yapmışsındır veya hani şöyle bir küp şekeri falan dokundurmuşsunuz mesela böyle yukarı doğru çıkmıştır gibi. Bak hiçbir şey yapmadım sadece bak bu şimdi buradan yukarı doğru çıkıyor. Onu gözlemleyelim şimdi beraber. Peki başka ne demişiz? Başka ne var? Ee, toprağın derinlikteki suyun arkadaşlar toprağın yüzeyine doğru yükselmesi evet. Ee, kan damarlarımız burada da yine kılcalık özelliği gö gösteriyor. Mumun parlak fitilinin yanması. Bunlarda da <laughs> Affedersiniz arkadaşlar hep kılcal güzelliği var. Şu şunu da yaptın mı? Hani çay çaya böyle şeker da böyle tutarsın yani. Şurada bir küp şeker vardır. Küp şekeri atmadan şöyle tutarsın ama e, şu tabi değdirerek tutarsın. Oradan böyle yukarı doğru hani yavaş yavaş çıkar. Bu da nedir? Burada arkadaşlar gene kılcallıkla alakalıdır. Bakın dikkat edin gençler. Bakın çay arkadaşlar şuraya kadar çıktı görüyor musunuz? Bak sadece ucunu daldırdım ama dikkat et. Şuraya kadar bakın te şuralara kadar çay geldi. İşte bu neyle alakalıydı arkadaşlar? Kılcallık özelliğiyle bakın alakalıydı. Ve fiziğin olmazsa olmaz konularından geçler. Her zaman fizik denince aklımıza gelmesi gereken noktalardan birisi hareket konusudur. Bakın her şey hareket ediyor arkadaşlar. Yani biz hareket ediyoruz, araçlar hareket ediyor değil mi? Ee, sürekli olarak çocuklar evrende her şey bir hareket halinde. Biz o yüzden hareketi bakın üç çeşit incelemişiz: titreşim, dönme ve öteleme. Yani titreşim dediğimizi bakın iki nokta arasında arkadaşlar gidip gelme hareketi yaparsa bir cisim. Mesela böyle bir gitar çalıyorsan veya bir enstrüman çalıyorsan telli bir alet çalıyorsan tele böyle bakın vurduğunuz zaman tel dın, böyle titriyor yani ileri geri ileri geri geliyor. Veya salınca örnek verebiliriz bakın buraya. Hani salıncakta sallanmayan çocuk yoktur yani şöyle diyelim salıncakta hani şöyle gidiyorsun geliyorsun ya gidiyorsun geliyorsun gidiyorsun hatırla çocukken ne kadar çok sallandın Hatta az salınacak sırası beklemedim belki parklarda. Ee, ben de mesela ee, gittiğim zaman, çocuklarımı götürdüğüm zaman. Bakın bayağı bir salınacak sırası bekliyorum. Ne bileyim kaydırak sırası yok ama salınacak sırası var. salınacak sırası belki beklemişimdir. Salıncak da bakın iki nokta arası gidip geldiği için bu da titreşim hareketine girer. Arkadaşlar yani dönme hareketi, dönme dolaba binmişsindir. Bakın dönme hareketi arkadaşlar. Ne yapıyor? Bu şekilde belli bir yarı çapta dönüyorsa bir cisim. Biz bunu dönme hareket hareketi deriz. Öteleme hareket arkadaşlar gene bir doğru üzerinde bakın. Bütün noktaları eşit miktarda ilerliyor. Yani bu ne demek? Hani düz olarak gitmek demek arkadaşlar. Şu şekilde bakın gittiği zaman bir okun fırlatılması veya dediğim gibi bir arabanın şu şekilde bakın gitmesi nedir? Ee, şurada iyi durdu bakın aşağı düşer mi dedim düşmedi. Bu şekilde arkadaşlar nedir? Öteleme hareketidir gibi. Demek ki biz hareketi üçe ayırıyormuşuz ve şu olay vardı hatırlar mısın? Bunu gene kesinlikle bence bir öğrencinin unutmaması bilmesi gerekiyor. İster sayısalcı ol, ister eşitlikçi ol, ister sözelci ol. Yani bu kavramlar hep karşımıza çıkacak. Bakın bir hareketli arkadaşlar A noktasından başlamış A noktasından bakın gelmiş B noktasına. Oradan da geri dönmüş ve C noktasına gelmiş. Şu alınan yol yer değiştirme sürat hız kavramları vardı arkadaşlar. Ve bu olay 3 saniye gerçekleşmiş. Bunlar neydi? Alınan yol demek. Senin ne kadar gittiğinle alakalı. Bakın buradaki araç arkadaşlar. Eksi 5 noktasından başlamış. Bakın gelmiş, gelmiş 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 gelmiş. 4 noktasına gelmiş. Buradan da dönmüş ve tekrar nereye gelmiş? Bakın C noktasına gelmiş. Peki ne kadar yol aldı bu? Söyleyin şimdi. Eksi 5'ten bakın arkadaşlar. Eksi 5'ten 0'a 5. 5'ten de 4'e bakın 9. Bakın hatta şurada 9 diye ben yazmışım sonra zaten. Buradan da 3 o zaman 9 artı 3'ten ne yaptı? 12 metre. Bakın 12 metre arkadaşlar Alman yol. Ama yer değiştirmeyi biz böyle bulmuyorduk. Yer değiştirme demek ilk başladığımız yerden en son bitirdiğimiz yer, yer arasındaki en kısa çizgiydi. Burası ne kadardı? Şuraya kadar 5 bakın 1 de buradan 6 metre görüyor musunuz? İşte böyle arkadaşlar arada bakın bir fark vardı. Peki sürat ve hız Bunlar yine bakın aynı kavramlar değil. Sürat demek arkadaşlar. Bakın alınan yol bölü zamandır. Yani 12 bölü 12 bölü zamanın bakın ne kadar 3 12 bölü 3'ten arkadaşlar 4 birimimizde yazalım metre bölü saniye ama hız demek yer değiştirme bölü zamandı yani bu da 6 bölü 3 bakın bu da ne kadardır 2 metre bölü saniyedir gençler. Bu aradaki farkları da benim gene bilmem gerekiyor. Bu soruyu bir hatırlatmış olduk. Ve gelelim grafiklere. Grafiklerde gene söylememe gerek yok. Hep karşıma çıkacak. Hep bazıları diyor ki hocam ben bu grafikleri bir türlü yapamıyorum. Ya bak gerçekten yapamayacak bir şey yok gençler. Şimdi bakın konum zaman grafiği diyor. Yani konum zaman grafiği ne demektir? Burada bir araç varmış. Yani şurada bir yol varmış arkadaşlar. Burada da bir aracımız var veya bir hareketli var. Şöyle tekerlekli yapalım. Şöyle şu tarafa doğru gidiyor bu araç. Şimdi ne kadar gitmiş? Bakın sıfırdan 150 yani 150 metre. Bakın 150 metre gitmiş diyor değil mi? Bakın konum zaman grafiği bunu söylüyor. Peki ne kadar sürede gitmiş? 25. E burada bana demişim ki eğim hızı verir. Arkadaşlar hız demek neydi? alınan yol bölü veya yer değiştirme bölü yani bakın ne kadar yer değiştirmiş 150 bölü ne kadar geçmiş arkadaşlar 25 geçmemiş mi 25 oradan kaç oluyor 6 metre bölü saniye oluyor bakın görüyor musunuz 6 metre bölü saniye işte bu şekilde yani sen bir konum zaman grafiği gördüğün zaman sen ne bulabilirsin buradan hızı bulabilirsin bölüp yani eğim diyoruz biz bunu bölüp hızı bulacağız peki burada Hız zaman grafiği gördüğüm zaman ne yapacağız? Arkadaşlar burada da alan alacağız. Nasıl yani? Şuradaki bakın grafiğin altında kalan gençler şuradaki alanı hesaplayacaksın. Peki neyi verecek bana? Bakın yer değiştirmeyi verecek. Yani bakalım 6 çarpı 6 çarpı kaç oldu arkadaşlar? 25 oldu. 25 oldu. Yani bunun hız zaman grafiği aynı zamanda. Oradan da ne olmuş oluyor? Bakın 150 metre <laughs> olmuş oluyor. Görüyor musunuz? Demek ki arkadaşlar Konum zaman grafiğinden hızı, hızlanı konumu ben bulabiliyorum demektir. Peki bir tane daha isterseniz şöyle birer tane daha soru yapalım. Şöyle bir konum vermiş bakın. Şu aralıktaki hızımız V1, şu aralıktaki hızımız V2. Peki nasıl bulacağım ben bunları? Arkadaşlar çok basit. Yer değiştirmemizi yani ne kadar gitmişiz? Sıfırdan 20'ye gitmişiz bakın. 20 metre gidiyoruz. Ne kadar sürede gidiyoruz? 2, 20 bölü 2'den ne kadar oldu bakın 10. V2'ye bakalım şimdi. Ve iki arkadaşlar bakın buradan buraya kadar yani şuradan şuraya bakın. Şu aralıkta dikkat edin. Şu aralıkta ben ne kadar gitmişim? 20'den 36'ya gitmişim. Yani ne kadar? 16 metre gitmişim. Bölü ne kadar süre geçmiş bakın. 2'den 4'e 2'den 6'ya alacağız. 4 olacak. Buradan da kaç çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. Bunları bölersek buradan ne çıkıyor bakın? 5 bölü 2 mi çıkıyor? Cevabımız bakın 5 bölü 2'dir. Görüyor musun? Böyle hızları buradan işte böyle bulabilirim. Peki hız zaman grafiğinden bana iki şey sorabilir arkadaşlar. Ya buradaki bakın alandan ben e, ...yer değiştirmesini, yani kaç metre gittiğini bulabilirim... ...veya iğneyi bulabiliriz sevgili gençler. Şimdi iğne de ne demekti? Cismin her saniye arkadaşlar hızının kaç arttığı... ...veya kaç azaldığı ile alakalı. Bakın şimdi bu cismin hızı kaç azalmış arkadaşlar? 30'dan 10'a düşmüş. Yani 20 azalmış. Kaç saniye azalmış? 2. Peki her saniye kaçar kaçar azalıyor? Evet değil mi? O zaman arkadaşlar işte iğneyi bulurken biz ne yapacağız? E, buradaki hızdaki değişimi... ...yani 20'yi zamana böleceğiz. Bakın buradan görüyor musunuz cevabım da ne çıktı? 10 metre bölü saniye kare çıktı. Tabii ki bu azalma iğmesi olduğu için gençler bunun önüne bakın bir de eksi koymamız gerekiyor. İşte bu şekilde bunları biz daha da türeteceğiz. Peki geldik arkadaşlar kuvvet. Kuvvet bakın çok fazla kullanmıyor muyuz? Ee, biz sürekli arkadaşlar sürekli olarak bir kuvvet uyguluyoruz bir şeylere. Bakın mesela ben yazı yazacağım. Şimdi kalemi almak için ne yapıyorum? Kaleme bir kuvvet uygulayıp kalemi kaldırıyorum. Veya şu arabayı bakın hareket ettireceğim. Ka arabaya bakın bir kuvvet uyguluyorum. O kuvvet uygulamadan hokus pokson mı arabayı hareket ettireceğim? Demek ki arkadaşlar her şeyde sürekli olarak... Sen aslına bakarsan ne yapıyorsun? Farkında değilse ama sürekli arkadaşlar bir kuvvet uyguluyorsunuz. Peki kuvvet arkadaşlar bir cismin şeklini değiştirir. Bakın ben az önce bakın bu buna bir kuvvet uyguladım. Bakın ne yaptım? Kuvvet uygulayarak işte böyle şu, bu şekilde gördüğünüz gibi şunun bakın ne yapıyorum? Şeklini bakın değiştirdim. Görüyor musun? Bak şekli değişti az önce gibi değil. Demek ki sen bunu anca ne yapabilirsin? Bir şeyin şeklini değiştirmek için kuvvet uygulayabilirsin. Peki hareketin doğrusunu arkadaşlar yönünü değiştirebiliriz. Bakın bu araba bakın buradan geliyor. Bak bu tarafa kuvvet uygulayınca bak yönü ne yapıyor? Değişiyor. Hatta bu böyle gelirken şöyle kuvvet uygulasam bak doğrusu da değişiyor görüyor musunuz? Yani şu şekilde bakın yönü de değişiyor. Yine bunlar hep ne oluyor? Kuvvetle oluyorlar. Yine aracın hızını değiştirebilirim, itebilirim, çekebilirim. Bunlar arkadaşlar kuvvetle her zaman oluyor. Bakın kuvvet uyguluyoruz. İp çekme oyunu. oynamışsınızdır Çok zevklidir. Allah aşkına. Yani gerçekten en eğlenceli oyunlardan bir tanesi. Sürekli belki annemize, evde, babamıza yardım ediyoruz arkadaşlar. Sürekli cisimlere kuvvet uyguluyoruz. Ve kuvveti biz neyle gösteriyoruz arkadaşlar? Force İngilizce'de force demektir. Bu F ile gösteriyoruz. Yani bakın bu çocuk buna bir kuvvet uyguluyor diyorsak mesela F eşittir ne kadar kuvvet uyguluyor? Mesela 20 Newton diyoruz değil mi? 20 Newton diyoruz arkadaşlar. Vektörel büyüklüktür çünkü yönü var. Dinamometre ile ölçeriz. Yani ben bakalım ne kadar kuvvet uyguluyorum. Şöyle çektim 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 falan gibi bu şekilde işte ne kadar kuvvet uyguladım arkadaşlar. Dinamometre bakın ölçebilirim. Ve birimi neydi? Newton'du. Bunu gene arkadaşlar N harfiyle gösteriyoruz. Peki bir de kuvvetleri benim ayırmam gerekiyor. Bakın kuvvetler temas gerektiren ve temas gerektirmeyen diye ikiye ayrılıyor. Nasıl yani? E şimdi sen bakın sen bir cismi gençler hareket ettirmek için ben şunu bakın bu, bunu temas etmeliyim değil mi? İtme çekme kuvveti arkadaşlar bu cisme temas etmeden ben bunu nasıl hareket ettireceğim? Ama bazı şeylerde temas etmemize gerek yok. Yani şöyle temas etmemize gerek yok. Eğer diyelim ki bu bir demirse arkadaşlar elimde bir mıknatıs varsa mıknatısla bakın hiç bunu dokunmadan da ben bunu çekebilirim doğru mu? Mıknatısla beraber bakın bunu çekebilirim. Veya bir cisim artıysa bir eksiyse artı eksi cisimlerle birbirine ne yapabilir? Yine dokunmadan arkadaşlar çekebilir. Demek ki manyetik kuvvetler yani mıknatıs kuvvetleri arkadaşlar bakın temas gerektirmez. Yani temas etmesine gerek yoktur. Elektriksel kuvvetler eğer bir cisim artı bir cisim eksi ise veya ikisi de artıysa Mesela artı artı ne var diyoruz bakın iter diyoruz. E, dokunmadan iterler. Gene kütle çekim kuvveti arkadaşlar her şey mesela dünya güneşi çekiyor, güneş ayı çekiyor gibi. Bakın bu şekilde cisimler birbirine bir kuvvet uyguluyor. Kütle çekim kuvveti gene temas gerektirmez. Gene atom çekirdeğindeki arkadaşlar kuvvetler, atom içerisindeki kuvvetler bunlar temas gerektirmeyen kuvvettir. Ama birçok kuvvet aslında temas gerektirir. Mesela Akışkanların kaldırma kuvveti diyoruz. Mesela suyun kaldırma kuvveti. Su seni kaldırır mı? Kaldırır. Ama suya temas edersen kaldırır. İtme kuvveti dediğim gibi bakın az önce bir cisim ittim, çektim. E, çekme kuvveti arkadaşlar. Kas kuvveti. Bakın arkadaşlar, senin bu kasların var ya, şu kasların, şuradaki pozuların var ya. İşte bunlar ne yapıyorlar? Şuradaki bakın şunu, şuna şöyle hop böyle çekiyorlar, bıraktım bırakıyorlar, hop çekiyorlar işte. Bu kemi buradan oynatan nedir? Bakın kaslarımızdır. Gene rüzgar kuvveti arkadaşlar. Rüzgar kuvvetiyle bakın ben bir cismi bakın şuraya koydum. Bakın gördünüz mü hiç dokunmadan, bakın gördünüz mü bakın hiç ellemiyorum. Bakın kuvvetle, rüzgar kuvvetiyle, bakın ben bunu hareket ettirebildim. Tamam mı? bu şekilde bakın gidiyor. Peki doğadaki temel kuvvetler, bunu çok soruyorlar. Bak senin ışıklarda, testlerde kaç ışık var? Beş ışık var. Peki kaç tane doğadaki temel kuvvetler? Dörtte. işte bak al sana bir soru görüyor musun? Dördünü verecek sana beşinci kuvvet nedir? Veya yani hangisi olamaz diyecek. Arkadaşlar kütle çekim kuvveti, elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer ve yayın yani güçlü nükleer kuvvetler arkadaşlar. Bunlar doğadaki temel kuvvetler nedir dediği zaman bunları bileceğiz. Şu ikisi atomun çekirdeğindeki kuvvetler arkadaşlar. Bu kütle çekim kuvveti zaten gezegenleri veya her cisim birbirini çekiyor zaten. Elektromanyetik kuvvetler diyoruz. İşte bu doğadaki temel kuvvetleri sorarsa bunları bilmemiz gerekiyor. Ve yine birinci dönemden bilmemiz gereken durumlardan bir tanesi arkadaşlar. Bileş kuvvet senin çok rahatlıkla yapabileceğini zorlanmadığın noktalardan bir tanesi eminim. Bakın şimdi burada bir cisim var arkadaşlar. Burada iki kişi bunu sağ tarafa doğru çekmiş. Birisi sol tarafa doğru çekmiş. Peki bu cisim nereye gider ve kaç Newton'a gider? İşte bu bileşik kuvvet demektir. Bakın sağa doğru çekenler arkadaşlar 7 ve 8 toplamı ne kadar yapacak? 15 Newton sağa çekiyor. 11 Newton da bakın sola doğru çekiyorsa sağa doğru 15, sola doğru 11 ise e, peki bu cisim sonuç olarak nereye doğru gider? Sağa doğru gider. Peki kaçla gider? Kaçla gider arkadaşlar? 15'ten 11'i çıkartacağız ve ne kadar bakın 4 Newton'la gider. Görüyor musun? Demek ki arkadaşlar işte biz, işte biz, buna ne diyoruz? Bileşik kuvvet diyoruz. Bileşik kuvveti bilmemiz lazım. Bir de dengelenmiş ve dengelenmemiş kuvvetler vardı hatırlarsak. Yani ne demek arkadaşlar? Dengelenmiş derken yine şöyle gösterelim. Bir cisim var. Bakın buraya doğru diyelim gibi bir kuvvet uygulanıyor. Ne kadar? 6 Newton. E bu tarafa doğru da bakın sen 6 Newton uygularsan nedir? İşte bakın bu dengelenmiş. Mesela şöyle yapsaydım. Şöyle yapsaydım bakın şu tarafa doğru 6 Newton ama bu tarafa doğru bakın 5 Newton yapsam e o zaman bu dengelenmemiş değil mi bu dengede durmaz arkadaşlar ama bu dengededir gibi söyleyeceğiz. Peki dengelenmiş kuvvet deyince ne bilmemiz lazım? Bakın net kuvvet sıfır. Yani bileş kuvvet sıfır görüyor musun? Bu altı altı götürüyor ve sıfırdır diyeceğiz. Ama dengelenmemiş kuvvet de net kuvvet sıfırdan farklı görüyor musun? Bak buraya doğru altı beş var. Ne kadar mesela şu an net kuvvet? Sağa doğru bir Newton gibi. İşte bu dengelenmemiştir. Peki dengelenmiş kuvvetin etkisinde cisim ne yapar? Ya durur. Bakın ya durur. Ya da gençler sabit hızla, sabit süratle yolunda devam eder. Ama dengelenmemiş kuvvet o zaman arkadaşlar kesinlikle bir hız olmalıdır. Yani cisim ya yavaşlar ya da hızlanır değil mi? Hızlandır. Ee, peki nasıl anlayacağız bunun hızlanıp yavaşladığını? Eğer sen hızın yönünde bir kuvvet uyguluyorsan hızlandırırsın. Ama hıza ters yönde yani harekete ters yönde kuvvet uyguluyorsan o zaman arkadaşlar cismi yavaşlatırsın. Peki bir de arkadaşlar Newton hareket yasaları vardı. Hani Newton'un hareket yasaları vardır. Üç tane yasası vardır gençler. Bu da bizim karşımıza hep çıkıyor ve çıkacak. Bir arkadaşlar eylemsizlik yasası. Yani eylemsizlik yasasını ben şu arabamda göstereyim. Bugün şu arabayı sevdim gerçekten. Şimdi bakın araba böyle gidiyor 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 gidiyor. Birden birden böyle giderken giderken uzun diye böyle durduğu zaman ne oluyor? Sen ön tarafa doğru gitmiyor musun? İşte arkadaşlar bu nedir? Eylemsizliktir. Yani cisimler ne yapıyorlar? Hareketini devam ettirmek istiyorlar. Peki diyelim ki araba burada duruyor. Birden böyle birden böyle harekete başladı. Ne oluyor? Sen bu sefer geriye doğru gidiyorsun. İşte ne oluyor? Bakın sen aslında geriye doğru gitmiyorsun. Hani sen mevcut konumu korumak istiyorsun. Araba gidiyor ama sen ben olduğum yerde duracağım diyorsun. Buna da işte ne diyor arkadaşlar? Eylemsizlik yasası deniyor. Yani cisme etkilen net kuvvet sıfırsa hani duruyorsa durmaya devam eder ama hareket ediyorsa da hareketine devam eder. Temel yasa bakın. En çok gençler bizim karşımıza çıkan ve işlemli olan e, buradaki e, maddemiz. Temel yasa dediğimiz arkadaşlar bir cismi uygulanan nedir sıfır değilse biz bunu f eşittir ma'dan buluyoruz. Şimdi biraz sonra bir tane örnek göstereceğim. Ve etki tepki yasası bakın her cisme etkiye tepki vardır. Bakın şurada benim bir kalemliği var gençler. Bunu ben buraya koyduğum zaman bakın diyelim ki bu ne kadar? Bir kilo olsun mesela. Bir kiloysa buraya 10 Newton kuvvet uyguluyorsa bu buradaki masa da buna ne yapıyor bakın yine 10 Newton kuvvet uyguluyor diye düşüneceksiniz. Yani etkiye tepki vardır. Sen diyelim ki bir arkadaşını itiyorsan aslında o da seni itiyordur gibi ne kadarla itiyorsan o da seni o kadar kuvvetli itiyordur diyeceğiz. Şimdi o F MA'dan şu Newton hareket kanununu bir hatırlayalım. Bu bakın çok karşımıza çıkıyor. Bize burada neyi sormuş bakın bunun iğmesini sorduğunda F MA her derde deva diyorum ben buna bakın. Derste de söylemiştim. F MA her derde deva çünkü gerçekten her derde deva. Her soruyu çünkü bunu da çözüyorum. Bakın durmakta olan arkadaşlar 5 kilo bir isim varmış. Görüyorsunuz iki tane kuvvet var. 40 var, 60 var. Peki bu ne tarafa gider? Sola doğru gider. Hangisi kuvvet büyükse o tarafa doğru gider. Peki kaçlık e ile gider? İşte burada bulacağız. 60 buraya bakın, 40 buraya çıkarttık ne kadar oldu arkadaşlar? 20 oldu eşittir. Kütlemiz ne kadar? 5 çarpı A'dan. A eşittir ne kadar bakın 4 metre bölü saniye kare. Yani bu ne demek 4 metre bölü saniye kare? Arkadaşlar bunun hızı demek ki 4'er 4'er artıyor. Yani hızı her saniye bakın kaç artıyor? 4 artıyor bakın. Hız zaman grafiği görüyor musun? Bak şöyle oluyor. Yani atıyorum 5. saniyede 5 kere 4'ten o zaman hızı ne olmuştur? 20 olmuştur diyebilirsiniz. İşte bu formülde değil mi? Bilmemiz gerekiyor sevgili gençler. Peki geldik sürtünme kuvveti. Gençler sürtünme kuvveti bakın her yerde var. Yine ben arabamı alayım. Bakın arabamı şöyle ittiğim zaman gidiyor 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 ve duruyor. Peki niye duruyor? Çünkü sürtünmeli gençler yüzey sürtünmeli. Araba duracakken benim ne yapmam gerekiyor? Tekrar gaza basmam gerekiyor falan ve benzin harcamam gerekiyor. Eğer yüzeyde sürtünme olmasaydı ne olurdu biliyor musun? Ben arabayı bir kere çalıştırdım giderde kontağı kapatırdım. Hiç benzin harcamadan o buradan Ankara'ya kadar Ankara'dan İzmir'e İzmir'den Adana'ya her yere böyle benzin harcamadan gidebilirdik. Ama işte sürtünme bakın benim için bazen iyi bazen kötü bazen iyi yanları var bazen kötü yanları var. Evet arabada benzin sarfiyatı oluşturuyor doğru. Ama sürtünmede olmasa o zaman geldiğim yere yani gelmem gereken yere vardığımda nasıl duracağım? Araba durmaz ki gider. Bu araba kimse durduramaz. O yüzden arkadaşlar sürtünmede avantajlı veya dezavantajlı yönleri var. Peki birbirine temas eden yüzeyler arasında arkadaşlar zorlanmaya karşı oluşan kuvveti sürtünme kuvveti diyoruz. Sürtünmeyi biz biliyoruz. Günlük hayatta sürtünme kuvveti ne olduğunu arkadaşlar biliyoruz. Hani şunu da yapmışsınlar. Hani şöyle elimizi şöyle 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 bakın yaptığımız zaman ne oluyor? Isınıyordu. Bak benim elim böyle şu anda gerçekten ateş gibi oldu. İşte bu neden neden oluyor? Bakın sürtünmeden oluyor arkadaşlar. Sürtünme tabii vektörel bir büyüklüktür. Daima harekete zıt yöndedir değil mi? Ters yöndedir. Çünkü sana yardımcı olmaz. Fs ile gösterilir arkadaşlar ve statik ve kinetik sürtünme diye de bir şey vardı. Statik sürtünme arkadaşlar cisim hareket etmiyorsa. Mesela diyelim ki sen yatağını yan tarafa çekmek istiyorsun. Bak düşün. E, odandaki yatağını yan tarafa çekeceksin. Şimdi çekiyorsun çekiyorsun gelmiyor. Çekiyorsun çekiyorsun. Peki o anda ne oluyor arkadaşlar? Sürtünme devrede ya. İşte o anda hareket etmiyorsa statik sürtünme. Yani bak statik durgun demektir. Ama de Annen de yardım etti ve baban da yardım etti. Ha, yatak hareket etmeye başladı. İşte yatak hareket ediyorken etki eden sürtünme de gençler kinetik sürtünme kuvveti diyorduk arkadaşlar. Evet bütün bu olayları bakın şöyle seninle beraber bir tekrarlamış olduk o zaman. Peki şu soruyla bakalım. Sürtünmenin avantajları ve dezavantajları var dedik. Hangisi dezavantajlarından biridir arkadaşlar? Fren yapan arabanın durması yani bu sürtünme sayesinde olur ama bu avantajlı bir şeydir. Yani kötü bir şey değildir. E yelkenin arkadaşlar burada hareket etmesi e, sonuçta burada sürtünme kuvvetiyle hareket ediyor. Hava sürtünmesi olmasa bu gitmez. Bu da doğru. E paraşütçünün bakın gökyüzünden süzülmesi eğer sürtünme kuvveti olmasa adam çakılır Allah korusun ölebilir. E, bu da gene avantajlarından bir tanesidir. Yazı yazmak arkadaşlar gene sürtünme kuvvetiyle gerçekleşiyor. Bu da bakın gene avantajdır. Ama tekerleklerin aşınması bakın bu bir dezavantajdır. Yani tekerleklerimiz aşınınca ne yapacağız? Biraz daha masraf edip yeni bir tekerlek alacağız. Bu da bizim için bir dezavantaj olacak. O zaman gençler her zamanki gibi ödüllü sorumuzu da ÖSK'le ilgili şu ödüllü sorumuzu da yapıp yorumlara atıyorsunuz. Güzel bir dönem oldu bence. Verimli bir dönem oldu. Bütün dönemi de bakın baştan sona bir tekrarladık. Senden isteğim e, sırf yani e, dijital mecralarda arkadaşlar şu dönemi geçirmeyeceksin. Tabii ki bunlarla da uğraşacaksın. Arkadaşlarını da göreceksin ama kendine de zaman ayır. Arkadaşlarına... ...zaman ayır... Ee, ...ve arkadaşlar kitap okumaya dikkat edelim... ...soru bankalarımızda eksikler varsa... bunları dikkat edelim... ...çünkü senin iyi yerlere gelmeni istiyoruz... ...güzel noktalara gelmeni istiyoruz... ...sen akıllı çocuklardan birisin diyorum... ...ve bomba gibi bir ikinci dönem bizi bekliyor sevgili gençler... ...ikinci dönemde de çok tatlı konular var... ...artık fizik zordur... Ee, ...ön yargısından biz kurtulduk... ...bunları beraberce ikinci dönem... ...senle beraber bütün konuları tane tane yapacağız... ...o zaman güzel bir tatil geçip ...ikinci dönemde seninle beraber görüşelim... Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.